Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzel arkadaşlarım. Bugün hava güneşli galiba. Bakın. Gökyüzünde siyahlar, beyazlar karışmış durumda. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Saat şu an 7'yi 10 geçiyor. Araba çalıştı. Hemen bir aramamız lazım. Evet, İnci yengemin oğlu gidiyor, Muhammed. Biz de Hüseyin'le gideceğiz galiba. Yollara düşeceğiz arkadaşlarım. Saat şu an 7'yi 10 geçiyor. Soğuk. Ekmekçi. Ekmek arabası geziyor. Ekmek dağıtıyor bakın. Ekmek böyle geliyor kapıya kadar. Boztepe'nin arka tarafından da çok güzel bir böyle güneş doğuyor sanki arkadaşlar. Soğuk ama sabah soğuğu diyelim. Haydi bismillah diyelim, günümüze başlayalım. Yeni gün, güzellik, sağlık, mutluluk, neşe, güzel olan ne varsa hepsini getirsin inşallah. Hayırlı bir gün olsun. Rabbim hayırlı bir gün eylesin. Hayırlı bir gün yaşamayı nasip eylesin hepimize inşallah. Haydi kuş cıvıltılarıyla başladık güne. Minnoşlarım benim, hepsi minnoş. Nasıl ötüyorlar, nasıl ötüyorlar. Doğanın sesi hiç bitmiyor arkadaşlarım, hiç. Biri susuyor, diğeri başlıyor. Biri susuyor, diğeri başlıyor. Bir kurban olurum. Neyse haydi bakalım başlıyoruz. Ayın 7'si. Diyor ki Allah'ım seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucusu sensin. Diyor Diyanet'in takvimi. Arkasında ne diyor? Tövbe, nedamet ve ümidin adı. Yüce Allah tevvaptır. Diyor Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Yak döktüm baba döktüm. Döktüm. Ha döktüm ya. Şimdi yakacağım. Babamın sobasını yakıyoruz arkadaşlarım. Annem bir tutuşturmuş da yanmamış. Jel döktüm. Şimdi yanacak. Böyle. Bir güzel. Yansın bakalım. Çay yapmadı mı kızım? Hemen yaparız baba. Hemen babama bir çay yapalım. Sobamız yandı. Çayımızı demledik. Şöyle babama gözleme bilem yaptık. Arkadaşlarım. İnci yengeme sipariş verdim diyordum ya. Daha sigara böreğine çeviremedim bu yufkaları. Saramadım yani daha. Hemen hızlıca bir tane gözleme yapayım dedim. Şimdi çayımız da demin alır. Biz kahvaltı yapmadan çıkacağız. Evet. Kahvaltı faslı tamam. Babamın kahvaltısı hazır. O kahvaltısını yaparken biz yollara düşüyoruz. Annemle beraber gidiyoruz. Hüseyin'le beraber gideceğiz. İnci yengemin oğlu. Nereye gidiyoruz peki? Nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Annemin ayağı rahatsız ya arkadaşlar. Hemen randevu bulduk. Ne günü? Çarşamba günü aradım ben. Cuma gününe bir tane randevu var dedi. 182'deki arkadaş. Hemen onu aldık. Sabahleyin 9:20 geçe. Saat de şu an 8:20 falan var. İnci yengemin oğlu da böyle işe gidiyor. Onunla beraber gidelim. Çarşıya inelim istedik yani arkadaşlarım. Öyle. Hastaneye gidiyoruz. Haydi bakalım. Günaydın. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hadi görüşürüz. Bir şey istiyor mu İnci yenge? Tamam. Nerede gezmeyi dediğini? Soracağım o gezmenin hesabını size. Hadi görüşürüz. Kızlar da gezmeye gidiyor. Annemi doktora götürüyor. Kızlar yatırdılar. Zor kurtardım bu oyunu. Bunca kazık hala duruyor kapıda. Bu kazık onu dikmiştim daha. Üstüme atlarlar dediğinde korktum. Bu
muayenemizi olduk. Şimdi röntgene gidiyoruz. Annemi ortopediye getirdim işte. Röntgenden hemen röntgenlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra sonuç göstereceğiz bakalım. Hastane işimizi hallettik arkadaşlarım. Annemin ilaçlarını aldım. Eklem sıvı kaybı diz kapağında. Doktor dedi ki kilo vereceksin teyze. Kilo vereceksin teyze dedi. Kilo dedi, baskı yapıyor, daha çok ağrı yapıyor dedi. İlk defa doktor kilo ekleyen dedi bana. Valla diyetisyene götürmek lazım ama arkadaşlarım, burada değilim. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum. Halbuki bu kadar çalışmaya, hani nasıl zayıflamıyor ama annem uyumadan önce azıcık yiyor. Şimdi hastane işimizi hallettik. Nereye gidiyoruz? Annemi dünürüne götürüyorum arkadaşlarım. Kayınvalidemlere gidiyoruz. Buraya kadar gelmişken bir uğrayayım. Zaten köye gelirken uğrayamadık. Sabah erken geldik. Ali yalnız uğramıştı Bafra'ya gitmeden önce. Şimdi bir ziyaret edelim bakalım. Onlara gideceğiz. Oradan sonra ne yapacağız hiç bilmiyorum. Öyle yani. Şuradan simit ekmek falan alalım bakalım. Ondan sonra da geçeriz. Bir bakayım neler varmış. Şöyle Ordu simiti candır arkadaşlarım. Samsun simiti de çok güzeldir. Ordu simiti de çok güzeldir. Vallahi yiyen bilir. Şöyle 3 tane aldım. Yok sen verme para, ben hallederim. Şurada da susamlı ekmekten dilimlettim arkadaşlarım şöyle. Bir tane değil mi? Evet bir tane. 3 tane de simitimiz var. Şöyle biraz meyve alacağım. Biraz da patates soğan alacağım arkadaşlar. Ondan sonra geçeceğim. Azıcık da market alışverişi yaparım belki. Bakalım. Anneme verdim poşeti. Kayınpederime elma alayım. Sarıyla kırmızı karışık alacağım. Beraber alırız anne. Açtım. Karışık sarıyla kırmızı karışık alacağım. Aynı mıdır fiyatı bilmiyorum ki. Değil, aynı değil. Neyse bir kilo ondan alırım. Seçeyim şöyle. Marketin içine girdim. Şöyle soğan, patates, portakal, kırmızı elma, sarı elma, golden elması. Ondan aldım. At anne. Azıcık alışveriş yapayım dedim. Arkadaşlar. Şöyle bir bakayım, dolanayım da. Aramadım da geliyorum diye sürpriz olacak. Hiç beklemiyorlar şu an. Evdelerdir. Bakayım şöyle mercimek falan da alayım. Mercimek aldım. Bir tane de bulgur alayım da şu iri taneliyi daha çok sevir herhalde. Kıymış ederim. Kaynatam diyeyim. İşte kaynata deniyor. Tamam. Bir de mısır alayım. Anne bize de alalım mı? Ne? Mısır. Dün akşam sonunu patlattık herhalde değil mi? Hmm. Hadi gidelim kasaya. Yumurta da mı alsam acaba? Alsam mı acaba? Var mı da yumurtası? Bilmiyorum ki. Taşıması zor olacak. Nasıl taşıyacağız? Bir tane taşıyor. Neyse annem de var ya, beraber taşırız. Kız! Kız! Kim gelmiş? Selamun aleyküm. Kuşlara mı verdin? Babam nerede? Ha, haydi gel. Mecbur kalkacaksın. Ne yapacaksın? Kocam var evde. Hastaneden geliyorsun. Kız ışığı açsana kız. Görmezsen sizi değil. geldim. Alsana baba. Ayağımı çıkarayım az. Baskın yaptık. Baskın. Yataklar, yorganlar serili. Elma aldım. Simit aldım. Aha bak. Simit. Elma, portakal. Patates. Vay be, çökende almışsın. Aha, yumurta da aldım size.
Baba. Ha. Yumurta. Ha. Ha bak kırmızı elma seviyorsun sen. Soğan. Tamam. Bulgur aldım bak. Pilav yapar annem sana. Tamam hadi. Makarna aldım, mercimek aldım. Bunun iki tanesini köye aldım ama. Bunları al sen ya. Yok bir tanesi kalsın annemle patlatır yersiniz. Yaparsın yaparsın. Bu bizim bunu alayım da. İyi Allah razı olsun. Cümlemizden baba. Ya. Yerleştireyim ben. Bunları bir yerleştireyim bakayım. Anne nereye koyacağız bunları? Haydi iki dünürler. Haydi incir dal almaya haydi. Babam şey verecek arkadaşlar. İncir dalı verecek anneme. Ak incirmiş. Babam dikmiş bu ağacı. Anne babam mı dikti bu ağacı? Şimdi baba çok verme elimizde götürmesi zor olur. Babam incir dalı kesiyor. Ha bundan şey. Beyaz. Bu beyaz incir. Ne anne? Poşet alsak da olacak sanki. Kirlidir baba o boşver onu. Evden alırız evden alırız. Ha elimde de var ya şey mısır poşeti var. Bu ne elindeki? Ha. Bıçağı bana ver de rahatça sar. İnciler diktim öyle. Gelip burada vakit geçireyim temizliyorum. Avrayı ne yapacağım? Temizledim. Vakit nasıl geçecek? Açtım Tamam bekliyorum ya sıkıntı yok. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Ablam yok yoksa beni canlı yok. Yayına mı alıyor? Yok şimdi başladım çekmeye. Kolay gelsin hayırlı işler. Allah sabır versin. Almış da göbekler aldı. Şimdi biz nereye geldik? Biz kumbaşına geldik arkadaşlarım. Şimdi şuradan fırından ablam için de bir şeyler alalım. Hemen geçelim. Bir tane de ekmek dilimliyor musunuz? Dilimlerseniz. Arkadaşlarım kayınvalidemler oruçluydular. Allah kabul etsin. Niyetliydiler. O yüzden siz yapın dediler. Yok dedik. Şimdi onların yanında gözünün önünde yiyip içelim istemedik açıkçası. Ondan sonra öyle oturduk. Sohbet, muhabbet derken ablamı aradım. Abla sana geliyoruz diye. Öyle. Ablama da bir gelmişken uğrayalım bakalım arkadaşlarım. Sonrasında doğru köye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakalım. Ablamın çiçeklerini de göstereyim size. Yani sitenin çiçeklerini göstereyim size. Belki benim getirdiğim de bunlar gibi açar anne. İnşallah. Ablam da buralara ortanca falan dikmiş. Bakın kediye. Ablam diyor ki bakıyorum bacı ben kedileri diyor. Evet. Onun baktığı kedidir belki. Baksanıza şunlara ne kadar güzeller. Bak ne kadar değişikmiş anne bu. İnşallah böyle olur. İnşallah. Ablam da çok seviyor çiçekleri. Çok güzel olmuş. Haydi gel. Şöyle ablam yumurtaları kırmaya başladı. Çayımızı demledi arkadaşlarım. Ben de hemen çaylarımı koyacağım. Yeter yeter fazla kırma yeter. Yeter daha kırma abla. Hemen çaylarımızı da dolduralım. Şöyle sağ olsun çayımızı da demlemiş biz gelene kadar. Hemen sofraya oturacağız. Tamam anne. Annem açık çay istiyor. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Dediğim gibi kayınvalidemler de ay bunu niye bıraktım? Kayınvalidemler de oruçluydu. Hiç gözünün önünde yemek istemedik. Şimdi de aradı kaynana. Kızım diyor niye yemediniz diyor. Ekmek de almışın, simit de almışın diyor. Niye yemediniz diyor. Yeseydiniz ya diyor. İçime dar doldu benim şimdi dedi. Olsun anne dedim. İftara dedim. Güzel bir çay demlersin. Simitle, ekmekle afiyetle yersin dedim. Öyle helal et hakkını dedi. Öyle konuştuk arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Sofra böyle. Turşumuz da var arkadaşlarım. Bakar mısınız? Mis mis. Yumurtamız da. Haydi sofraya. Allah bereket versin. Eline koluna sağlık abla. Pepe geldi. Pepe. Annem. Annem sen eve mi girdin? Ablam evde eve de sokuyormuş arkadaşlar. Biraz evde biraz dışarıda. Senin adın Pepe mi? Hep evde bak abla. Ha? Zaten evde baktım ben öyle geçecekti ya. Ya. Niye dışarıda şimdi? Durmadı ki evde. Nasıl durmadı? Evde durmadı. Ev dışarıya gitti çocuk kız. Kız mı bu? He. Ha kızgınlık döneminde gitmiştir o zaman. Beni atın dışarı diye çocuğu çağırayım.
böyle. Evde baktım ben onu yerlerim. Hep silirler onu biliyor musun? Ya. Bir kadın silir. Kendini sildiriyor anne. Çocuk o kendini temizliyor ki sen silmesen ne olacak? Alo. Anamın çocuk, anamın bütün çocukları hayvan seviyor ayol. Çocuk. Ben çok şey, doğurmadı mı? Ye? Doğurmadı mı? Yok dev kız yok. Hayır dışarıya kaçtı diyor ya. Bu küçücük bizim oğlanlar bunu yılbaşı gecesi getirdiler. He anlat. Bu acık bir şeyler. Bir şeydi ver onu yıkadılar. Suat yıkadı dınlaktan içerisinde. Baktı. Ondan sonra ben de ona bakmaya başladım. Kum aldım. Allah razı olsun. Yaptım. Ettim. Oh. Bak nasıl seviniyor. Nasıl seviniyor bak. Pepe. Yani evet yani eve girdir ben değil. Senin adın Pepe mi? Çok seviniyim çok. Oy. Oyun mu oynayacaksın? Ondan sonra ben onu baktım. Balkondan girdim. Giriyor arkadaşlar eve. Durmadı daha da. Durmayınca da mecbur koydu. Ben de niye gideyim biliyorum. Ver burada. He anne. Annem. Kendim öğrendi ya. Gidip gideyim. Annem. Ben doyuruyorum bunları. Akşamcağı doyuruyorum. Kaç tane gireyim. Var? Sokak hayvanlarına da veriyorum yemek. İşte kaç tane var baktığım böyle? İki tane. Bir tane Osman'ımız var. Osman. Yani Pepe, Osman. Çok zengin. Anne ısırır anne. Isırır. Yok, yok, hayır, kız, yok. Kız anamı ısırma kız. Ali'ye diye ki. Kız anamı ısırma kız. Elle de bak ısırma. Ali'ye ne diye biliyor musun? Miyav diye. Hadi gel hadi yatalım beraber. Ali gitti. Hadi. Çık hadi. Çık hadi. Ha. Ziyaretimizi gerçekleştirdik. Pepe. Pepe boncuk boncuk. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlarım bakın ablamın orkidesi o kadar güzel olmuş ve iki tane yavrulamış büyümüş ki burada. Maşallah subhanallah. Dedim ya ablam da çiçekleri çok seviyor diye. Şimdi anneme menekşe yapraklarından veriyor. Keseyim de. Bakın şöyle kesti. Burada da var çiçeklerim neyiz? Burada da var çiçekleri. Çok. Çiçek bahçesi. İstanbul'dan getirdim ben bunları. Şu. Bunu. Ne o? Çiçek işte o. Açıyor bu. Mu? Tabii beyaz açıyor. Bu da. Hmm. Bu ondan Yeliz. Ben bundan işte. Bunun ismi yani. Bunun yaprakları daha kırmızı kırmızı oluyor güneş görünce. He güneşe koymadım. Onu güneşe ondan. Alsana ondan şuraya. Alacağım. Buraya al bence. Şöyle. Bunu aldım bak. Buraya da bak ne oldu. Bak. Bundan, bence o şeyi buraya getir abla. Getireceğim zaten Yeliz. Şimdi. Perdelerini falan sökeceğim. Az işim var da. Ha. Temizlik işi. İyi temizlik ya. Yaptık. Yapınca mı değiştireceğim? He aynen. Hmm. Bu hani beyaz mı kırmızı mı? Dalı çok büyük bunu. Abla. He. Bu beyaz mı kırmızı mı? Bir dene kırmızı. Bir dene bütün. Bunu da güneşe koyacaksın. Niye sen sağ versen bir tüzel olmuyor? Kusurlar herkes. Çok büyük. Büyük, büyük verme. Büyük verme. Hep büyük yapıcı o. Bütçünden şöyle münasip yerinden. Aa buradan mı alacaksın? Ne bileyim. Aa bundan al. Çok az az bir bakalım dur. Bir bakçeleyelim dur. Bunu. Bunun ismi bir şeymiş ya unuttum. Begonya. Begonya aynen. Ama bembeyaz açığı bu. Çok güzel. Bunu ben İstanbul'dan getirdim. Şey, Bakırköy'den aldım ben bunu. Abla bu içeri çiçeği mi dışarı çiçeği mi? İçeride. Şunu mu alsak? İçeride de oluyor. Dışarıda güneş mahveder bunu. Bunlar çünkü çok büyük. Çok büyük. Uzamış. Şu küçüğü alalım onu. Şunu. Şunu nasıl koparıyorsan bak. Bunu. Dur bakayım keseyim mi? Koparabilecek mi? Aha. Tutacak mı peki? Tutar. Şimdi dalından. Bu... Ben dalından diktim onu ya. İyi de şimdi mevsim seçiyor mu acaba? Azıcık baharda versen. Mayıs gibi ver. Tamam şimdi ziyan olmasın köyde soğuk. Yok ben onu dalından diktim. Havalar ısınsın. Bir tane küçücük. Bu da kırmızı kırmızı açıyor değil mi abla? He. Mevsim Atatürk çiçeğiymiş bu. Su yürümedi sadece her şey. Getireyim ben sana bir iki çiçek. Varsa getir. Ben çok seviyorum çiçeği. Bak bu ne oldu. Ha, bundan da alırsın anne dikersin. Bu da çiçeği. Annemin çok öyle yeri yok ya. Bakamıyor ki. İşte bakamıyor işte. Her yerde şundan. Bunu Suat'ım getirdi. Diktim. Annemden anladın mı? Balkonda çok var yok, ya bundan. Yok. Hmm. Bunu Suat getirdi. Bir taneydi bu. Bacıyı bak ışkına. İşte. Abla bu yapraktan büyüyor. Şöyle toprağa evet, koy. Evet şunu da Suat getirdi. Küçücüktü. Minnacık. Ben diktim bunları anladın mı? Nasıl güzel açmış. Baksanıza. Evet. Maşallah. Subhanallah. Bu pembe melekşem. Bu mor melekşem. Hı. Büyüttüm oralarda bak. Şuna büyüteyim. Toprak ekle ama bak. Alacağım aynen. Bunun toprağı eksik kaldı. Hı hı. Değil mi ya? Ben çok köyden gelip giderken alsana toprağı. Çiçekleri çok seviyorum. Kemreli'den Gübreli'den alsana. Çok seviyorum çiçekleri. Ben bayılıyorum bilmiyorum. Çiçeği çok severim. Güzel. Ay şu da sarmaşık. He onu Kadriye alalım. Ama çürüktü. Yedi mahvetti bak. Hayırlı olsun. Şuradan soksana bunu. Aynen oradan yapalım. Bak dur. Kes onu bak. Şurada, hayır oradan değil oradan. Buradan mı? Şuradan bak bu kök şuradan, bak. Şuradan. Şu sarı yerin keseyim. Tam üstünden kes. Şurada. Kes. Takalım mı? Azıcık tarçın şey yapalım ona.
Tarçın yok şu anda işte bende. Ha, tamam bacım. Olsun. Sok bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onun şey yeri dışarıda kalmış. Ya kedi mahvetti bunu, ne güzeldi. Köklenebilecek yeri bu şimdi tutar. He ne güzeldi, kedi mahvetti bunu. Yoksa ben... Kedili evlerin özelliği ha, bu. Ha bak yırttı ya, yırttı ya. Baksana ne güzel ışkın attı. Olsun. Yırttı, ne yapayım. Canları sağ olsun. He, yapacak alıştık bir şeyim yok. Alıştık. Alıştık. Arkadaşlarım ablam dedi ki bacı halledebiliyorsan sen hallet. Şimdi şeyden ayırdım bunu. Gövdeden ayırdım, daldan. Neresi dikecek? Birbirinden de ayıracağım. Suya koyacağım arkadaşlar. Yani. Ablam saksısını falan alınca dikecek. Yapamam belki dedi. Sen yap dedi. Şöyle ayırdık. Ablamdan çıktık. Soğuk soğuk esiyor arkadaşlar. BİM'e gidiyoruz. Bir iki eksik alacağız. Ondan sonra doğru eve. Haydi bakalım. Bugün de günlerden cuma arkadaşlarım. Neler geldi acaba? Vallahi memlekete de gelsek BİM'den vazgeçemiyoruz gibi bir durum var. Neyse bir bakalım neler varmış. Şöyle bir girelim. Anne çizme gelmiş bak. 8,5. Anne sarı çizme gelmiş. 179. Bak sarı çizme. Yok çok büyük o ayağım. Ağır ama bu ayı. Ağır ağır evet. Evet. Görüntülü alayım 2 dakika. Hadi alıyorum. Pas pas gelmiş 39,5. Bir dolanalım bakalım. Aslında alışverişi tamamladık diyordum. Sonradan hadi dedik bunları da alalım. Arkadaşlar annemle ablam bekliyor kasaya yakın. Babam piyaz istedi. O yüzden kuru fasulye aldım. Aklıma geldi. Annem de pilavlık bulgur istedi. Yanına mercimek de ekledim. Köy yerinde alınmıyor. Her zaman bulunmuyor da. Şimdi gidelim bakalım. Var mı mercimek? Açılmamış var mı? Olsun. Bulgur istediğin gibi mi? Ha, bu çok güzel pilav oluyor. Gelir. Tamam. Bu pilavı çok güzel oluyor. Şey babam piyaz diyordu ya. Ha. Fasulye aldım. Var mıydı fasulye? Fasulyem bir de var. Olsun neyse. Varsa? Var. Bırakın. Varsa. Açılmamış paketim var mı? Ha. Bırakayım bırak, o zaman. Bırak. Yerine başta nohut alayım. Nohutun var mı? Nohutum yok. Onu bırak da nohut aldım. Tamam. Ve market alışverişimizi taksi de yaptık. Burada. Taksi durağına gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Babam acıkmıştır. Arayıp duruyor. Neredesiniz kızım? Neredesiniz kızım? Gidelim bakalım. Böyle taksiye... Taksiye yerleştik şey arkadaşlar. Alas mı aldık? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gidelim bakalım. Babam yolu kapatmış arkadaşlarım. Adam çalışıyor ya. Evet. Çalıyı alsın kızım yoldan. Baba çalıyı al da az ilerlesin taksi anamı baba. Yürütmeyeceğim. Çalıyı al. Çalıyı. Ha, annemi yürütmek istemiyor anamı abi. Anamı yürütmeyeceğim. Anamı. Allah razı olsun. Hiç karıya bakmıyor bu. Bakıyor bakıyor. Hakkını yemeyelim canım. Çalışıyor bak karısı için. Sana bir şey söyleyeyim. Yarıyı üzme dedim ben. Ne diye hanımın biliyor musun? Beni hiç üzme dedi. Üzmem. Bak dede bak. Katen üzmem. Katen üzmem. Üzmezler birbirlerini, üzmezler. Ne haber baba? İyi kızım. Haydi. Haydi gel. Çay yapayım ben ya. Çay mı yapıyorsun? İçeriz ben beraber. Hani anne nerede? Annem arabada. Geldik geldik baba çok şükür. Yorulmuşsun ya. Nefes nefese kalmış. Yoruldum daha. Odun kesiyorum ya. Ya ne uğraşıyorsun sobayı, odundan? Sobayı yak. Arka sobayı yak. Yak bak. Senin odanı mı? Ha ha. Tamam. Benim odamı yak kızım. Hemen yakayım. Haydi bakalım. Yoruldu. Kesildi nefesi abi, soluğu. Abi. Odunu bırakayım abi daha. Tamam bırak bırak. Abi. Bırak. Sabah 7.30'da çıktık. 2.30'da geldik arkadaşlarım. Şöyle bakın. Baba. He? Aha bak. Kaynatam incir fidesi dalı gönderdi sana. Çok selamı var. Tamam. Abi şeycikse annem. Ak incirden kara incir. Ha, ak incir var mı? He he iki tanesi ak incir. Tamam. Tamam, bugün dikerim çay demliyor babam. Çay dikerim. Bugün yemem yememiş ya. Yememiş kahvaltısını. Tam yapmamış. Ben de şöyle odun kabını aldım da sobayı yakmaya devam edeyim dedim. Hani babamın işlerini devam ettireyim dedim. Bitirdi sandım ben.
Babam Mersem kalın odunları koymuş sobanın içine. İnce çalıları ve gavsuk bekliyor. Hani onlar yok. Hemen şuradan gavsu alacağım. Şu benim kestiklerim daha kuru sanki. Onları da bir alayım. Babamın sobasına tutuşturayım. Şöyle şehrin gürültüsünden, karmaşasından, kalabalığından, trafiğinden geldik köyümüze. Vallahi huzur. Gerçekten huzur. Bambaşka bir huzur. Dünya Kadınlar Günümüzü de kutluyorum. Güzel arkadaşlarım, güzel kadınlarımız. Şu çiçekleri her birinize birer tane gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Lütfen kabul edin. Kadınlar gününüzü şöyle sarı çiçekleri göndererek kutlayayım bir kez daha. Artık eve gideyim. Ondan sonra şu soba yakma işini bir halledeyim. Babacığım da bir ısınsın bakalım Aydın. Merdiveni yıkayacağım. Yıkayamadım gördünüz. Neysek oyuz arkadaşlarım. Hiçbir şeyi gizleyecek, saklayacak, edecek değilim ama sobayı yaktıktan sonra gelip şurayı bir halledeyim. Değil mi kara kızım? Değil mi yavrularım? He? Tamam anne. Bakayım ben evde bir şey var mı sana verebileceğim. Tamam mı kızım benim? Çok tatlısın. Cansın. Seni yerim. Oh bebeğim nasıl mırlıyor, nasıl mırlıyor. Can, bakın can. Yatağım bile toplanacak arkadaşlarım. Sabah 7.30'da gidince valla annem ahır işlerini halletti. Hemen hızlıca kahvaltı hazırlandı. Sonrasında da çıktık gittik işte gördüğünüz gibi. Bir günü daha akşam ettik güzel arkadaşlarım. Şöyle bayağı bir döktüm herhalde ben buna. En güzel kısmı da burası. Arkadaşlar şimdi tutuşacak. Tamam. Şimdi kapatalım. Yansın bakalım. Alo. Bitti ne anne? Ne yapayım? Konuşalım. Arkadaşlarım şöyle marketten aldıklarımızı bir göstereyim. Patates aldık. Türk kahvesi aldım. İndirimdeydi 25 liraydı. Sonra 2 paket cin mısır aldık şöyle. Bulgur, pilavlık bulgur, köftelik, kısırlık bulgur, 2 paket makarna, kırmızı mercimek. Annemin dişleri takma arkadaşlarım. Şöyle diş fırçası kötü olmuş. Çocuk diş fırçası aldık gördüğünüz gibi. Önemli olan hani temizlemiş olması diye. Nohut aldık. 2 paket şehriye aldık. Şöyle yazma aldık arkadaşlarım. Bu düz beyaz tülbent. Bu da böyle iğne oyası görünümlü. Namaz örtüsü. İlgili ben bunlardan yaptım sattım. Anama yapmak nasip olmadı görüyor musunuz? Öyle de hayırsız evlat olduk valla. Yapamadım daha baba. Çok hani böyle yaptım dışarıya sipariş yaptım anneme yaparım dedim. Yapamadım. Sağlık olsun. Sağ ol baba Allah razı olsun. Senin de canın sağ olsun. Böyle görünce şey de hoşumuza gitti deseni. Alıverdim işte öyle. Allah'ım sağlıkla kullanmayı nasip eylesin. Böyle mevlütlere giderken falan takıverir. Gönül istiyor ki işte yapalım. Ama dediğim gibi yetişemedim. Ne yapmasın? Güzelleşmesin. Güzelleşmesin mi? Güzelleşsin anam ne olacak baba? Güzelliğine güzellik katılsın. Kıskandı gördünüz mü arkadaşlarım? Aşkın yaşı yok. Böyle işte hemen bunları bir yerleştirelim bakalım. Sonrasında merdiveni halletmeye gideceğim.
merdiven temizliği tamamsa nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bahçeye. Minnoşum, güzel çocuğum, yumuşum, yavrum benim. Onun da bırakılma saati yaklaşıyor. Akşam olmaya başladı. Ne yapacağız? Marul alacağız. Tavukları bırakmadım. Biraz cesaret istiyor tavukları bırakmak. Biraz marul alacağım. Biraz yeşil soğan alacağım arkadaşlarım. Biraz maydanoz alacağım. Bulgurumuzu aldıysak ne yapalım? Güzel bir kısır yapalım akşama. Kısır, kek, bir de börek belki. Hepsinden bir alalım. Ay şunu gözüme kestirdim hemen girer girmez. Sonra güzel bir kısır yapalım arkadaşlar. Çay menüsü yapalım. Anacığımla babacığımla şöyle bir keyif yapayım bakalım. Allah nasip ederse. Çok şükür doktora götürdüm. Ne olduğunu öğrendim ya. Çok şükür Allah'a. Daha önceden özel hastaneye gitmişti. Ameliyat demişlerdi anneme. O yüzden hani böyle tedirgin oluyordum. Ameliyat işi falan diye. Ama şu an ameliyatlık bir durumum yok dedi doktor bey. O yüzden yüreğimiz ferahladı. Annem de çok sevindi açıkçası. Gerçekten çok sevindi. Ben de sevindim. Zor arkadaşlarım, zor. Belli bir yaştan sonra hastalıklar çıkıyor tabii. Toplayayım şunları, bir halledelim bakalım. Yeşil soğanımız da şurada ileride, önce onu alayım olmadı. Belki maydanoz falan da o taraflarda çoktur. Tazecik, tazecik dalından çıtır çıtır. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım isteyen herkese köy evi, bağ, bahçe almayı nasip etsin, yaşamayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Güzel arkadaşlar. Rabbim nasip etsin inşallah. Soğanımız şurada ileride. Annem şey diyordu, marula da gübre atsak kızım diyordu yağmur varken. O da geçti. Ha, maydanoz burada çokmuş. Buradan hepsini halledeyim. Şuradan yeşil soğanlarımızı alayım. Anneme de sormadım hani sökecek miyim, koparacak mıyım diye. Söksem de olacak. Bir şey demez herhalde. Ya da sadece yapraklarından mı toplasam onun da. Neyse yapraklarından toplayayım da sonra şey yaparım. Şunu bırakayım şöyle. Çok fazla yapmayacağım zaten. Babam ne kadar yer bilmiyorum. O yüzden çok fazla almama gerek yok sanırım. Biraz da Bafra'ya mı götürsem acaba? Kısır olarak görünüyor bunlar bana şu an. Arkadaşlarım hazır, topladım hepsini, hemen bunu eve bırakacağım da şıf kaldırmış böyle pancarları gelip tekrardan bir toplamak istiyorum annemin kraliçesi için. Bir sorayım da bakayım, ona göre davranacağım. Ocağa da patates koydum arkadaşlar, patates haşlanıyor, ondan da yapacağım bir şeyler. Ay. Şu ara açık kaldı. Şimdi oradan tavuk girer. Orayı düzeltmem lazım. Artık giremez. Tam şurada saldırdı horoz bana. Hay Allah'ım ya Rabbim. Erkek daha yaptı erkekliğini. Haydi bakalım. Çıktım yukarı. Şöyle kısır malzemesi hazır ama bu bayağı böyle gün içim gibi falan oldu. Fazla oldu. Burada da dedim ya patates koydum diye. Tüpe koymuştum. Tüpte kaynamıştı. Buraya aldım. Şimdi annemle beraber tekrar çıkıyorum. Ahır halledecek o. Ben de pancar toplayacağım. Çıkma kızım bir daha dedi. Yağmur geldi. Çiğse geldi falan. Soğuk. Üşüme dedi ama. Yok dedim. Şimdi geldim yani dışarıdan. Hava iyi dedim. Hemen çantamı alayım. Pancar çantasını. Biraz pancar toplayayım kraliçeye. Şu asalete bakın ya. Benim oğlumdaki asalete.
Annem ahırdadır dedi ama. Kızım. Kraliçe. Hani kız çanta? Çanta yok burada. Ahırda bir sıcak ki. Buraya getirmiş annem. Aldım. Anne istersen şu aşağılardan alayım. İstediğin yerden al. Nerede? Oradan mı alayım? Hey yavrum. Ben şuradan alayım da annem orayı daha rahat toplar. Buradan inmek daha zor. Öbür taraf daha kolay. Baksanıza. Bu patika yolumuz vardı işte. Böyle büyük anneme gidiyorduk buradan. Koşmaca iniyorduk vallahi. İyi gidi çocukluk. İyi gidi gençlik. Koşa koşa iniyorduk. Kimse bizi tutamıyordu. Şimdi şehirlerde dört duvar aralarında hanım olduk. Gel, gel çocuğum. Şunu alayım. Şu güzelliklerin, şu baklaların, bezelyelerin arasında gezmek gibisi yok. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım nasıl güzel, nasıl güzel. Oy minnoşum, oy 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 oy. Ya. Baklalar çiçekler. Bir kar yağsa mahvolacaklardı. Oy sarı çanağım, siz söylediniz. Bir arkadaşım söylemiş. Yeliz'cim onun adı sarı çanak diye. Çiçeğin adı sarı çanakmış arkadaşlarım. Ben de içimizden bir arkadaştan öğrendim. Bilmiyordum vallahi adını. Sarı çanak. Hepsini almıyorum ki hani. Yine yaprak olsun. Şöyle. Nasıl güzel ya. Tam sarmalık. Siz de diyorsunuz da hiç zamanım olmadı arkadaşlar. Arkadaşlarım ben şimdi şuralardan indim. Şuralardan pancarı toplaya toplaya geldim. Tam şuna geldim. Bakın tam bundan pancarı toplarken sen telefon şunun içine düş. Ya şunun içine ayarlasam ayarlayamam. Allah'ım ya Rabbim telefon cop diye bir düştü içine. Hemen almamla çıkarmam bir oldu. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ah pancarlar ah, hep sizin yüzünüzden dermişim. Cebime koymuştum da arkadaşlar. Neyse ki bir şey olmadı çok şükür Allah'a. Ben aşağıdayken annem tavukları bıraktı. Gel. Çüt 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 çüt. Çüt 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 çüt. Gel yakışıklım gel. Alın ha. Ha nasıl geçeceğim senin yanından ben şimdi? Ha? Bunu da ahıra götüreyim. Arkamı kollaya kollaya tabii. Git. 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 Anne. Ben bana saldırıyor ya. Çık. Senin nankör. Senin nankör. Ne nankörsün sen? Pancar getirdim sana. Terbiyesiz seni. Yürü git. Eşek. Sus. Oy. Seni var ya seni. Bu nedir yahu? Anne. Gördün mü? Oy. Öt öt. Canım çıktı aşağıdan yukarı çıkana kadar. Ya gıt 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 gıt. Terbiyesiz. Pancar elimde kaldı. Heh. Ay Allah. Bu sefer saldırıyı çekebildim galiba.
Anne çıkardın onu, bana saldırdı ya yine. Daha yine veremedim. Arkamı kollaya kollaya gidiyordum. Düştü peşime. Sen niye geldin buraya değil? Niye böyle yaptı bu? Sen işte miydi? Kıskanıyım. Seni çıpırlak seni. Öt. Ha? Öt orozum bir de hadi. Öt. Allah'ım ya Rabbim. Bir daha yanıma gelme, benim karılarımı yana del. Çok ayıp ama. Bir daha öt bakayım. Nankör. Öt oğlum hadi. Öt. Öt tamam hadi öt. Tamam anlaştık. Tamam bitti. Sana da saldırırsa şimdi. Tamam bitti. Gelme benim göre. Aha bak gelecek peşine bak. Bak bak saldıracaksın. Gelme. He gelme deyince gelmiyor. Ana ifancanın ne? Ha, koydum şöyle aha. Hay ver inayim. Allah'ım gelme yarabbim. Deyince gelmiyor. Tabi tabi çok söz dinliyor. Tabi öt deyince öt değil. Dur dedim ben de durmadı. Ha. Ye kızım ye, her şey senin için kraliçe. Atmayacağım mı belli ye. Yerken benim. Ha. Kalktın benim, değmettin mi? Ye çocuğum ye. Her defasında saldırıya uğruyorum ama olsun. Hay Allah'ım ya. Çok şükür Allah'a. Hay. Aslında öyle ben toplasaydım, kurutsaydım yal yapardı. Bakayım geliyor. Yok anne niye gideceğim üstüne üstüne? Çubuğum nerede benim? Çubuk ver bana. Bunu çalınıyor. Bununla korudum kendimi geçen. Bak bak az bakışa bak bak. Bak. Bir dakika cıkıldı ya sağ. Ama gücünü al canım, büyüğünü bırak. Hadi bakayım barbekü yapabiliyor mu? Otur orada. Az olaya bakın arkadaşlar. Gördün? Daha çıkmam ben, tamam benim dışarı işim bitti. Bir de bunu çek. Yumuş. Şuna bir şey de oğlum. Isır şunu. Bir şey de oğlum şuna. Isır ya. Çok korkutuyor beni ya. Çok korkutuyor beni ya çocuğu. Al çocuk, bal. Aşk al çocuk. Niye doyurdun ya gelince? Şöyle dışarı işlerini ben hallettim. Annem de devam edecek. Kısırlık bulgurumu şöyle döküyorum arkadaşlar. Çok böyle kimyonlu mimyonlu olmayacak. Sadece bulgur tadı olacak. Çünkü annem öyle baharatları pek kullanmıyor. Çok fazla da yapmak istemiyorum. Hani 3 kişiyiz. Bize yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen bunu ıslayacağım. Güğümde de suyumuz ısındı. İbrik mi güğüm mü artık ne derseniz. Hemen şöyle ıslayalım. Tuzunu da ekleyelim. Salçasını da ekleyelim. Bulgurları şişmeye bırakalım. İbrikten su dökersem ne olacak? Çok fazla döktüm. Şöyle biraz bulgur ekleyeceğim. Mecburen az olacak dedim ama. Neyse bakalım. Bu yeterli olur. Yumuşak olsun. Şöyle bir tane büyükçe bir kaseyi aldım. Hemen yumurtamızı kırdım. Işığımızdan dolayı kusura bakmayın. Artık ışık böyle gölge yapıyor. Hemen ikinci yumurtamızı da kırıyorum ve güzel bir kek çırpıyorum arkadaşlarım. Evimizden gelirken şöyle bir tane de çırpma teli getirdim anneme arkadaşlar. Çok fazla kullanacağı bir şey değildi aslına bakarsanız. Geldikçe ben kullanırım işte, hani gelen kullanır diye evde bulunsun dedim. Bir tane metal vardı, o da böyle çok şey değil açıkçası, ağır büyük kullanmakta zorluk çekiyordum geldiğim zaman. Böyle evimde olanlardan getirdim işte, fazlalık olanlardan, aklıma gelenlerden getirdim bu şekilde. Bir tane de şöyle yumurta fırçası getirdim arkadaşlar, bu da dursun, lazım oldukça kullanılır. Annem çok böyle hamur işi falan yapmıyor. Yapamıyor. Da yapsa kül, da kim yiyecek? Kül alıyorum diye korkuyorum. Yani. Yapınca da tek başına gidecek, gelecek, yiyecek. O yüzden köy yumurtası olunca görüyor musunuz rengi? Maşallah. Ara vereceğim. Evde yaparsın. İnşallah. Şimdi şöyle güzel bir köy keki yapalım bakalım. Baban uyudu herhalde. Arkadaşlarım kek pişti. Şimdi hemen fırına sardığım börekleri atıyorum. Şöyle patatesli börekler sardım. Bu fazla geldi. Onu da hemen dondurucuya atacağım. Şu yufka da fazla. Yufkalar o kadar kalın ki arkadaşlarım. Annem diyor ki kızım bu iyi bile diyor yani.
iyi bile diyor. Tamam anne. Niye açtın anne? Sıcağına sürecektik ya. Hadi sürelim bari. Kekim bir kalıplık ölçüde olduğu için, tepsim de büyük olduğu için ince keklerimiz oldu böyle arkadaşlarım. Hemen masamızı hazırladık. Afiyetle karnımızı doyuralım diye daha fazla çekim yapmadım. Çok şükür bu akşam da karnımız doydu. Arkadaşlarım sobanın yanında karnımızda doyunca mayıştık. Annem hemen şuramda uyuyor. Babam içeride televizyon izliyor. Çayımızı içtik. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Ama tezgahta da yıkanacaklar var. Bir taraftan da Kadriyeciğim, canım arkadaşım, Almanya'dan arkadaşım. Buralardan tanıştığım, sizler gibi olan bir arkadaşım. Sağ olsun. Onunla yazışıyorduk. Kızı rahatsızmış. Melisa'cığım öpüyorum seni. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Bütün hasta kullarına şifa versin Rabbim. Şu an hastası olan kim varsa şifalar diliyorum. Hasta olan kullarını Rabbim şifasız bırakmasın inşallah. Bir günü daha tamamladık arkadaşlarım. Şu an çok yorgunum. Sabahleyin erken kalktım. Dün gece geç yattım. Erken kalktım. Hastane. Çok dolandık bugün. Çok dolandık. Gördünüz beraber neler neler yaptık. Kayınvalidemlerin de gönlü oldu öyle. Birçok dua ettiler. Allah razı olsun. Ondan sonra işte ablama uğradık. Hastane işini hallettik. Eve geldik. Horoz kovaladı falan. Ay Allah'ım korkutuyor beni ya. Hiç böyle yapmıyordu. Günlerdir ben onun yanından geçip gidiyordum. Hiç böyle bir şey yapmıyordum. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hayvan yani sonuçta hayvan. Canı sağ olsun. Sağı solu belli olmaz. Ondan sonra videomuzu düzenledim, mayıştım. Sonra şöyle Instagram'a bir bakayım dedim. Ufacık Cansu'cum Ayşe'yi paylaşmış. Onu görünce böyle ağlamadan duramadım falan. Sonra ben de hikayeme ekledim kara kızıma. Ondan sonra işte sizin çok sorduğunuz geveze vardı ya, böyle arsız. Arsız minnoşumuz vardı. Bir tanenin sürekli peşimizdeydi. Sürekli sevilmek istiyordu. Onu sormuşsunuz. Ben size söylemeyi unuttum güzel arkadaşlarım. Arsızı halam sahiplendi. O benim videolardan sonra sahiplendi. Evinde bakıyor. Şimdi fotoğraflarını ekleyeceğim. Özellikle halamdan istedim. Hala dedim fotoğraflarını atar mısın? Çok merak ediyorlar. Çok sevmişlerdi arkadaşlarım da. Benim gibi dedim. Tamam atarım dedi. Fotoğraflarını ekleyeceğim. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Emekçi bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum ki emekçi olmayan bir kadın var mı? Yok. Günümüz kutlu olsun. Böyle güzel günleri bir güne sığdırmamak lazım. Biz kadınların her günü özel. Her gününüzü kendinize özel olarak düşünün ve öyle yaşayın ki gerçekten öyle. Bugün var. Dün bitti. Bugün var. Yarın belli değil. Görür müyüz, görmez miyiz, çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Bugün var. En özel gün bugün. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet ediyorum. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Ağladım, ettim, mayıştım. O yüzden videom da çok uzun oldu. Ve sıkılarak izliyorsunuz galiba. Yani bugünkü videom öyle pek izlenmedi. Sağlık olsun. Herkesin bir işi, bir koşturmacası var. Canınız sağ olsun. Severek izleyen arkadaşlarımdan destek bekliyorum her zaman olduğu gibi. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Eğer severek izliyorsanız lütfen abone olarak izleyin. Bu beni çok mutlu eder. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.